Arkadaşlar şimdi iç kuvvetlerle ilgili çıkmış sorulara bir bakalım. Örnek bir. Aşağıdakilerin hangisine verilen doğal afetlerle Endonezya'da büyük yıkımlar yol açan tsunami aynı nedenle bağlı olarak oluşmuştur? Şimdi tsunami ince aklımıza hemen ne gelecek? İç kuvvet etkisi kesinlikle ortamda mevcuttur. Nedenlerse yaşanılan büyük bir deprem sonrasında tsunami şiddeti de bölgede artacaktır. Buna bağlı olarak çığ demiş A şıkkında çığ bir dış kuvvettir o zaman iç kuvvetle alakası yok gitti. B şıkkında Amerika'nın güneydoğu kıyılarının sık sık kasırgalardan yani yine dış kuvvet gitti. Afganistan'da yazayrın şiddetli kuraklık yine dış kuvvet gitti. Hindistan'da sellerim sel için yine dış kuvvet gitti. Japonya'da her yıl çeşitli büyükte de depremler olması ki biz zaten Tsunami depremle paralel demiştik. O zaman doğru cevabımız Edirne şıkkı olacak. Örnek 2. Ege Denizi'nin güneyinde yer alan Santorini Adası'nı oluşturan volkanda M.Ö. 1650-1600 yılları arasında meydana gelen Minoan püskürtmesi adayı büyük bir değişikliğe uğratmıştır. Volkanik patlamada çıkan materyal kilometrelerce yüksekliğe kadar erişmiş ve bu patlama öncesinde tipik bir koni görünümünde olan volkan üst kısmının çökmesi ve içinin deniz sonra dolması sonucu yarım ay şeklini almıştır. Yalnızca bu bilgiler göz önüne alındığında Minör en püskürtmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir arkadaşlar? Yaşanan en şiddetli volkanik patlama oldu. Hayır arkadaşlar. Bununla ilgili kesin bir bilgi yukarıdaki paragrafta verilmemiştir. Bir kaldera oluşturduğu. Evet arkadaşlar. Şimdi ne diyoruz? Bakın yukarıda ne diyordu? Erimiş patlama öncesinde tipik bir koni görünümde olan volkan üst kısmının çökmesi ve içinin deniz sularıyla dolması ile yarım ay şeklini almıştır. Bu zaten bize neyi verecek? kesinlikle bir kaldera oluştuğunu verecek. O zaman ne diyoruz? Burada şu son satır bize doğru şıkkı yani Bolu'yu verecektir. Hemen arkasından Türkiye sıcak su kaynakları bakımından zenginleri diyen yani bir araştırmacı yukarıdakilerin hangilerine dayanarak bu yargıya ulaşmış olabilir. Şimdi sıcak su çoksa ortamda mutlaka fay ve fay etkisi oldukça fazladır. O zaman fay etkisinin oluşabilmesi için önceliğimiz neydi? Deprem yani iç kuvvet. Demek ki Türkiye'de deprem ve benzeri iç kuvvet faaliyetleri oldukça yoğun yaşanıyor. Peki bunu yukarıdaki hangi seçenek bize paralel olarak karşımıza çıkartacak? 1. Anadolu'da aktif deprem kuşakları üzerinde yer alması zaten biz bunu belirtmiştik kesinlikle var. Anadolu'da volkanik alanlarda fay hatlarının çakıştığı bölgeler vardır. Evet arkadaşlar bu da kesinlikle olacak çünkü bu da bir iç kuvvet oluşumu. O zaman biz doğru şıkkı ulaştık. Yani Adana doğru şıkımız 1 ve 2. 3 nolu merkezde çok sayıda göl vardır diyor. Bu yine dış kuvvet etkisiyle de olabilir. O yüzden bunu geçiyoruz. 4. seçenekte ise Anadolu'da yer şekillerinin çok engebeli olması hem iç hem de dış kuvvetin sonucunda oluştuğu için bize sadece sıcak su kaynağıyla paralellik gösterecek 1 ve 2 ne olur? ışıklardır. Yani doğru seçeneğimiz Adana. Hemen arkasından. Hayırita evet, numaralarla gösterilen yerler hakkında aşağıda yapılan yorumlardan hangisi kıtaların bugünkü yerlerini almadan önce bir arada bulunduklarının kanıtı olamaz demiş arkadaşlar. A şıkkında 2 3 numaralı yerlerde kıyı çizgilerinin birbirine uyacak şekilde olması 2 3 birbirinden koptu için kesinlikle mantıklı olabilir. 6 ve 9 numaralı yerlerde magmatik kayaların aynı yaşta olması bakalım arkadaşlar 6 ve 9 Evet bu sağlarda birbirinden kopmuştur. İspat olarak bunları getirdiğimizde yaklaştırdığımızda puzzle'ın birer parçası gibi oturacaktır. Bu da doğrudur. Yine arkadaşlar 8-10 ne oldu yerlerde fizik koşullarının benzer olması kesinlikle bir kanıt yine birbirinden uzaklaşmış kopmuş ve bir tanesi adı oluşturmuş. Kesinlikle doğru bir kanıt. 1-4 numaralı yerlerde fosillerin aynı yaşta ve benzer olması yine kesinlikle doğrudur. Demek ki aynı sahalarda birbirinden uzaklaşarak koparak başka yerlere taşındı. Ama en 5 ve 7 numaralı yerlerde yağmur ormanlarının olması bu tamamen iklimsel. Yani dış kuvvetlerin oluşturduğu bir sonuçtur. O nedenle burada iç kuvvet etkilerini A, B, C'de görürken E'de göremeyeceğiz. Cevap yine karşımıza E olarak çıkacak. <laughs>